Türkiye Gençlik Vakfı Çanakkale Üniversite Gençliği, Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yuvalanan teröristlerin girişimleriyle yapılan darbe girişimine karşı Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörlük Binası önünde basın açıklaması yaptı. Rektör Profesör Doktor Yücel Acar, rektör yardımcıları, TÜGVA üyeleri, akademisyen ve üniversite personeliyle öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen açıklamada, TÜGVA Çanakkale Yüksek Öğrenim Koordinatörü Vural Bulut, üniversite gençliği adına millete silah doğrultanlara karşı bildiriyi okudu. Türkiye'nin gençliği olarak millete silah doğrultanlara karşı bildirimizdir. 15 Temmuz 2016 gecesi devletimizin içine sızmış hain, Fethullahçı terör örgütü milisleri milletin vergisiyle alınan savunma silahlarıyla masum kolluk kuvvetlerimizin ve milletimizin kanını akıtmak suretiyle milletin iradesine kastetmiştir. Ancak Necip milletimiz her zaman olduğu gibi mevzu bahis hakkın müdafası olunca tanka, topa, tüfeğe, helikoptere ve uçağa aldırmadan göğsüne zırh gibi gerdiği imanıyla canı pahasına bu darbe girişimini bastırmıştır. Şimdi bize düşen aziz şehitlerimizin, gazilerimizin ve başkumandanımızın emanetlerini yere düşürmemektir. Dosta güç veren, zalime ve haine korku salan meydanlardaki itidalli, dik ve imanlı duruşumuzu başkumandanımızdan gelecek ikinci bir emre kadar yılmadan, uyumadan ve yorulmadan devam ettireceğiz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yerlerin ve göklerin yaratıcısı Allah'ın emirlerini kanunsuz, hukuksuz ve zalimce verilen bütün emirlerin üstünde tutan Necip milletimize ve kolluk kuvvetlerimize Allah'tan yardım diliyoruz. Basın açıklamasında darbe girişimini lanetleyen Rektör Profesör Doktor Yücel Acar, birlikteliğin önemine dikkat çekti. Öncelikle TÜGVA'ya ve bu basın açıklamasına destek veren diğer topluluklara, öğrencilerimize, üniversitemiz adına şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Çünkü karşılaştığımız tehlike ve saldırı sıradan bir tehlike ve saldırı değil. Milletimize, milletimizin iradesine, meşru cumhurbaşkanımıza, meşru hükümete yapılmış açık, net, hain bir saldırıdır. Bu birlikteliğin, bu tür saldırılara karşı birlikteliğin önemini özellikle şu anlamda vurgulamak lazım. Bu saldırı 15 Temmuz 2016 tarihi akşamı yapılmış ve bitmiş değil. Yapılan saldırının niteliği, detayı ve dış bağlantılı şebekelerin bunu organize etmiş olması aslında bu mücadelenin bir nevi yeni başladığını, yeni başlaması gerektiğini de gösteriyor. Bir günde, iki günde yapılmış, bitmiş bir saldırı olarak kabul edip bir kenara çekilip işimize gücümüze, daha az önemli işimize gücümüze bakacak değiliz. Bakmamamız lazım. Bunu uzun soluklu bir mücadele olarak kabul edip bu dış bağlantılı hain çetelerin bütün faaliyetlerimizi kesecek olan, başarılı oldukları takdirde bilimsel çalışmalarımızı, hayatımızın her alanının önünü kesecek olan, Türkiye'nin ilerlemesinin önünü kesecek olan bu şebekelere karşı mücadelenin uzun süre devam ettirilmesi, dikkatli devam ettirilmesi, bu emeğin harcanması gerekiyor. Bu anlamda burada bulunup bu saldırıya karşı bu bildiriyi yapan TÜGVA'ya ve diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ancak bunun sadece bir sözde kalan bir karşı duruş olmayıp herkesin yetkisi ve sorumluluğu çerçevesinde ne yapabiliyorsa yapması gerekir. Somut adımlar atması gerekir. Üniversite olarak da biz bunun üzerinde özellikle duruyoruz. Bu vesileyle demokrasimizi, milletimizin iradesini, meşru hükümetimizi, cumhurbaşkanımızı korumak için hayatını feda etmiş aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ayrıca yaralanmış olan çok sayıda vatandaşımız var. Onlara da Allah'tan şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Türkiye Gençlik Vakfı Çanakkale İl Temsilcisi Avukat Halil İbrahim Kahramansa, basın açıklamasına katılan üniversite yönetimine, personele ve öğrencilere teşekkür etti. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde okuyan öğrenci kardeşlerimize ve bu meyanda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi personeline, değerli rektör hocamıza ve tüm hocalarımıza ben teşekkür ediyorum.
Bu göstermiştir ki Çanakkale 18 Mart Üniversitesi zalimlere, hainlere geçit vermemektedir. Her zaman darbe sevicilerin karşısında olmanın bir görev olduğunu addetmektedirler. Allah onlardan razı olsun diyorum. Biz Türkiye Gençlik Vakfı olarak Çanakkale Demokrasi Meydanı'nda güneş doğana kadar, güneş kara bulutları dağıtana kadar beklemeye ve başkumandanımızın bize vereceği ikinci bir emre kadar beklemeye, nöbet tutmaya devam edeceğiz. Ben tekrardan bu hususta burada bizi yalnız bırakmayan tüm katılımcılara, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ekibine ve öğrencilerine, değerli hocama teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum.